Arkadaşlar, çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eco Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Bugün size bor madeni hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi telsiz zabitliğinin veya telsizcinin borla ne alakası var diyebilirsiniz. Ama kondansatörler işte bazı pillerin içinde e, kullanılan bir maddedir bor. E, yarı iletkenlerin içinde kullanılır. Bazı e, hava almayan e, elektronik malzemelerin içinde yarı iletken e, görevi görür bor madeninin bir parçası. E, nelerde üretilir? Ne, nelerde kullanılır bunun dışında? İşte prezervatif yağları, göz damlaları e, yani bir takım tıbbi flasterlarda e, nötr element olarak kullanılır. mikro kırıcı elementtir. E, bunun... Borun e, işlenebilmesi için tek gereken şey e, hidrojen peroksittir arkadaşlar. Bor madeni e, hiçbir zaman yakıt olamaz. Gazetelerde, e, bir yerlerde görürseniz bor madeninden yağ yapacak, yakıt yapacak. Bunlar bor madeninde hiçbir şekilde kendi kendine yağ yakıt olmaz. Yağın içine bor katılabilir bir yakıtın içine katılabilir. Bir göz damlasının aşındırıcı, işte mikrop kırıcı veyahut da bir yara bandının içine bor e, katılabilir ama bor burada ikinci maddedir. Yani ilk madde değildir. Hidrojen peroksidi tek başına koysan da oksijenli sudur zaten. Oksijenli su zaten tek başına mikrop kırıcı özelliği vardır. Hidrojen peroksitle oksijenli su aslında Hidrojen peroksitin sulandırılmış halidir. İşin açıkçası. Hidrojen peroksidi kim üretir? Şimdi gelelim oraya. Türkiye bor madenini iyi işleyebilmesi için e, hidrojen perokside ihtiyaç duyar. Bunu yapan iki tane ülke vardır arkadaşlar. Benim bildiğim, benim e, yük taşıdığım bunlardan biri Fransa solak tesisleri ST'den gelir. Türkiye'de Etibank Etibank tesislerinde bu işlenir ve Türkiye'de sadece eti maden işletme etkisine sahiptir. Bu yüzden de eti madenden başka işleyen yoktur onun da tesisleri Türkiye için yeterli yani Türkiye kendi bor madenini kendi kullanabileceği kadar üretiyor. Yurt dışına çok büyük bir satışı söz konusu değildi. Dolayısıyla bor madeninde o kadar çok çok aşırı kıymetli yakıt yapılacak, petrol olacak, bilmem ne olacak bir maden değildir. Eğer bir gün bor madeni hakkında bir şey duyarsanız ben üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü Türkiye iyiye gitmiyor demektir. Bor madeninden bahseden bir gazete varsa parasızlık, döviz krizi gibi bir şey aklıma geliyor. Onun hemen yanında uçan arabayı veya elektrikli, elektriksiz roket arabayı da imal ederler. Gazetenin birinci e, konusu bor madeni olur. İkinci konusu, konusu da uçan arabayı veya da süper giden bir arabayı Türkiye'nin imal edeceği e, hakkında. Bu da bir e, siyasi bir belki e, bir ümit e, olarak görülme halkı bir şekilde e, kandırma yoluna gidirler yani. E, borun Türkiye'de kullanımı %36'sı cam, %31'i seramik, %9'u temizlik, deterjan, %7'si tarımda, %4'ü tutkal, e, %14'ü de diğer alanlarda kullanılmaktı. Bunu da sadece eti maden e, ya, üret, satabiliyor ve kendi piyasamıza verebiliyoruz. Ya yani Türkiye'nin böyle büyük bir kondansatör imalatı veya da e, çok büyük bir şeye ihtiyacı yok. E, i̇şlenmiş bor madenini ise Çin veya da e, endüstriyel ülkeler satın alırlar. Bu satın alınan miktar çok az bir miktardır. Yani e, dünyanın bor madenine ihtiyacı çok aşırı. Türkiye'nin yani ürettiği çok böyle süper bir olay gibi değil. Mesela bir maden vardır Afrika'da. Yarı iletkenlerde. Adını unuttum ama o çok istenen ve elektronik sanayinde kullanılan bir madendir. Afrikalıları sömürürler. Orada o onun pazarı ve dünyada az bulunan bir madendir. Onun gibi bir maden olsaydı o zaman işler değişirdi. Ama çok kıymetli bir maden olsaydı o zaman da e, Türkiye ile oyun oynarlardı büyük devletler. Çünkü Afrika'nın fakir olmasını istiyorlar açıkçası o madene sahip olmak için. Bunu çıkaranlar Afrika'da Rus, Rusya'dan gelen pilotlarla şununla bununla e, bir şekilde Amerika'ya veyahut da yarıydı etken üreticilerine satılıyor. Samsung'a olsun Farklı farklı e, Panasonic olsun, Sony olsun, bunu kim transistör üreten veya entegre devre üreten firmalara e, bu oradaki maden satılıyor. Ve dünyada çok az kalmış bir maden. E, bor madeni dediğim gibi eğer e, gazetelerde konu alınıyorsa e, bilin ki fakirleşiyoruz. Türkiye'deki hiçbir zaman 100 kere e, manşet atıldıysa gazetede... E, fakir bu bor madeninden bahsedildiğinde ben üzü, üzülürüm. Çünkü bu madeni getirenlerden bir tanesi bizdikken yani gemide e, kendi taşıdığımız madenin ne olduğunu bilmeyecek miyiz? Bileceğiz tabii ki. E, hidrojen peroksidi e, Fransa'dan Türkiye'ye taşıyıp eti madene eti e, maden işletmelerine bandırmaya e, taşıyorduk. Acentasının adını da söylerim. Serpen Mesela hep aynı e, ajente aynı e, limanda Bandırma'da e, alınır. Türkiye'nin dediğim gibi ma, e, bor madeni e, sadece sadece şu halde eğer e, hidrojen peroksidi üretmediğimiz süre içinde e, yapılabilecek tek şey asfalt dökümüne bir bakanımız da söylemişti daha önce. E, bor madenini asfalt olarak kullanabiliriz. E, olabilecek yani Türkiye'nin yapabileceği tek şey asfaltın üzerine döküp sert bir madendir. Doğru. Tek e, yollara bunu döşerseniz e, gerçekten e, yıllarca e, asfaltlar şey yapmaz aşınmaz. Aşınmayı önleyici bir özelliği var. Bir kristaldir e, nihayetinde. E, o yüzden Evet bakanın dediği gibi asfalt olarak kullanabiliriz. Yani olabileceği bu şekilde işlenmeden olabileceği tek şey asfalt veya taştır. Başka benim diyebileceğim yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.